10. sınıf var mı aramızda? Bir göreyim şöyle 10. sınıflardan. Bir kişi mi var? 3-5 kişi. Tamam. Orada bir grup var. Hoş geldiniz. 9 var mı? Yani pek 9 değil gibi. Tamam, 9'a kadar geldik. Sayısalcı tayfayı bir göreyim mi? Ne kadar sayısalcı var? Maşallah. Rakipleri görün şu anda. Bak, bu kadar rakip. İştahlıkçı tayfayı bir görebilir miyim? Güzel, epey iştahlıkçımız da var. Sözel, sözelci tayfam. Orada bir grup, birimizi bırakmıyorsunuz değil mi? Tamam. Dilci tayfayı görebilir miyim? Onlar da grup halinde şu an arkadalar. O bölgede var. Süper, hepiniz hoş geldiniz, harika. Üniversiteli olup gelen var mı hocam? Ben üniversiteyi kazandım ama vay bak yüzlerinden okunuyor mutlulukları. Hoş geldiniz. 5, orada bir arkadaşımız var. Ne güzel ya, hoş geldiniz. Peki, şimdi dur soruyu da sorayım ama arkasından başlayayım. Çünkü gittiğim her yerde bunu soruyorum. Hocam, vallahi beni zorla getirdiler diyen var mı? Acayip zorla getirildim. Burada zorla oturdum. Sen hoş geldin. Başka? Kaç kişi var? Kaldırın ya, bir şey olmaz. Böyle bir merak ediyorum. En arkada var 3-5 kişi. Sen de mi zorla geldin? Hatta oyun oynuyorsun değil mi şu anda? Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun Allah? Bir mikrofon verelim mi oraya be? Merak ettim ya ne oynadığını. Bir dakika dur. Yakalandıdır. Sonra sana da soracağım tamam mı? Yani oyun değil normal. Sana başlayacağım hadi. İsmin neydi? Ayağa kalkar mısın? Abdullah Yüksel. Abdullah kaçın sınıftın? 9. 9 mu? Abi hem 9 sınıf hem zorla getirilmişsin ama ya. Ne oynuyorsun? Futbol oyunu. Futbol oyunu. İyi hadi bakalım. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Tamam hocam. Paylaşmak istemiyorsun. Tamam peki. Şimdi işin şakası bir yana. Geçen sene de gelmiştim. Hatırlayanlar var mı? Geçen yıl gelenler. Hocam buradaydı mıydınız? Harika. Valla ben Instagram'a dün attığım story'e çok güzel cevaplar geldi. Hatta bir kısmını paylaştım sabah dinlenmede böyle otelde. O kadar hoşuma gitti ki üniversiteyi kazandık hocam, gelemeyiz hocam, sen kimsin hocam, tanımıyoruz seni falan diyenler. Yani biz artık kurtulduk hocam senden falan modunda. Ama güzel. Çoğu kazandı gitti. Belki aranızda bazı arkadaşlar mezuna kalmayı tercih etti. Bu sene gidecekler. Bugün şunu bir konuşalım istiyorum. Ortalama bir saat boyunca beraberiz. Nasıl bir süre sizce bir saat? İyi mi? Tamam. Arka tarafa sesim çok net geliyor mu? İyi değil mi? Tamam harikasınız. Güzel. Peki. O zaman şöyle hızlı bir şekilde giriş yapalım. Madem sınav kazandıran taktikler diye bir iddiamız var. Madem griden beyaza diye bir yolculuktan bahsediyoruz. Gelin şu bir saatte beraber birçok yerde sizlerden de böyle söyleşi tarzında cevaplar alarak günü ilerletelim istiyorum. Şöyle ben koltuğuma oturursam arka tarafı görebiliyor muyum? Şöyle bakayım. Eğer görebiliyorsam. Sizin beni görmenizde problem var mı? Yok değil mi? Harika. O zaman şöyle ben rahat rahat. Hatta bunu da şöyle arkaya alabilir miyiz ya? Size zahmet. Ben şöyle gençlerle. Çok teşekkür ederim. Evet. O zaman şöyle başlayalım hadi. Sınav kazandıran madem taktikler diyoruz. Beni hiç tanımayan varsa ismim Gökhan Müftüoğlu. Sizlerin tanıdığı ya da birazdan daha iyi tanıyacağı isimle Gri Koç. Niye böyle bir isim koyduk? Tam olarak ne yapıyorum onu söyleyeyim size. Yıllardır aynı sizin gibi böyle gözleri ışıl ışıl gençlerin bireysel koçluğunu, danışmanlığını yıllardır yapıyorum. Sonra bu bireysel taraftaki çalışmaları grupsal tarafa çevirdim. Sonra videolar, sonra canlı yayınlar, sonra seminerler derken iş bu noktaya kadar geldi. Şu an kitap fuarlarında dahi sizlerle buluşmaya devam ediyorum. Kitap fuarlarına aslında gelmeme vesile olan şey ne? Yıllar öncesinde bir tane kitap yazdım Gri'den Beyaz'a diye. Aslında öğrencilerde en çok açığını gördüğüm, eksiğini gördüğüm maddeleri anlattım orada. Niye griden beyaza? Gelin oradan başlayalım. Sınavla alakalı kısmı, biraz gıcık kısmı ilerleyen böyle kısma doğru bırakacağım. Ama finalde şuna inanıyorum. Buradan kalkarken şunu diyeceksiniz. Evet ya, bu seminere iyi ki gitmişiz. Şu konularda benim kafam karışıktı. Ben herhalde artık bunu yapmam lazım. Dedirtebilirsem ne mutlu bana. Hedefimiz bu değil mi? Ama şu beklentiyle gelen var mı? Onu da merak ediyorum. Hocam bize öyle bir şey anlatın ki sıfırdan geriye kalan sürede öyle bir derece yapayım ki ama bugüne kadar çalışmadım hocam falan değil. Bu çok polyanlacı bir yaklaşım olur. Bizim derdimiz de şu anda bulunduğumuz konumdan varmak istediğimiz yere güzel bir yolculuk çizmek. Niye griden beyaza? Öğrenciyi niye böyle tanım? Gelin oradan başlayalım. Son zamanlarda biliyorsunuz ülkenin gündemi, dünyanın gündemi çok çok farklılaşıyor. Bunu farkındasınızdır. Sosyal hesaplardan görüyorsunuzdur. Hani maalesef duyduğumuz haberler hakikaten hepimizi etkiliyor. Ve ben hep şunu söylüyorum. Şu anda bu salondaki bir kadar gencin bu haberleri görüp, bu kadar fotoğraf, bu kadar video, bu kadar detay görüp
ardından hiçbir şey yokmuş gibi hadi sınava devam edeyim, boş ver falan demesi gerçekten çok zor. Bu mümkün değil hatta. Hatta bunu yapabiliyorsak bence bazen bir soru işareti var. Yani ya aman canım bana ne işte, birinin başına bir şey gelmişse gelmiş, ne yapayım demek mi? Hayır. Burada bir sıkıntı var. Ama ben bu kafayı nasıl toplayacağım diyebilmek daha güzel bir şey. Ben bu grideki kısmı şöyle yorumluyorum. Diyorum ki aranızda birçok genç bu haberleri gördüğünde bazı kısımlar inanılmaz etkileniyor. Diyor ki evet tamam ben bunu gördüm. Oturup ders çalışmamın bir anlamı yok. Oturup bir şeyler yapmamın bir çaresi de yok. Geçtiğimiz hafta bana özellikle kız öğrencilerden çok fazla mesaj geldi. Normalde hani evet genel dağınık şeyde de zaten kızlardan gelir ama çok daha sonra onlar sormayı seviyor. Ama ilk defa geçen haftalarda o kadar çok soru geldi ki ve daha çok şu yöndeydi. Hocam ben maalesef hani ne üniversite okumayı bırakın şu anda kütüphaneye giderken bile çekiniyorum. Bu haberleri görünce hakikaten bilinçaltımızda biraz o korkuyu falan yaşamaya başladık. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Benim hocam en büyük hayalim şurada hukuk okumaksa ben artık herhalde bundan da vazgeçeceğim. Çünkü okumamın da galiba bir anlamı kalmayacak. İşin kötü tarafı bunu böyle toplu olarak söyleyince gençler bu size bir inanç haline geliyor. Yani evet ya madem öyle yapmayalım hiçbir şey. Tam aksine. İşte tam burası bir gri nokta. Aranızdan birinin çocukluğundan itibaren duyduğu hukukla alakalı sevgisi ya da ötekinin tıpla alakalı sevgisi, ötekinin belki öğretmenlikle alakalı isteği bence böyle olaylardan sonra daha da çok artmalı. Niye biliyor musunuz? Şunun için. Şunu sakın unutmayın. Zor bir sürecin içinde biz eğer geri adım atarsak, hani aranızdaki iyi insanlar diyeceğim, kaliteli, ahlaklı insanların geri adım atması, ben bırakıyorum hocam demesi aslında bir kötülüğe karşı ben de pes ettim sen kazandın demekle eş değer bence. Hani bazen kendi zorunuza gidebilir çalışmalar, belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, tamam eyvallah. Size bir şey söyleyeyim mi? Buraya gelirken ben 3,5 saatlik uykuyla falan geldim gece yarısından itibaren. Sabah buraya indim, otele gidip 2 saat daha uykuydum, bak yeniden buradayım. Ama şunun farkındayım. Ben eğer bırakırsam bana güvenen birileri de bırakabilir. Bundan çok korkuyorum artık. Ve sizin şeyi zannetmeyin sakın hocam. Ben 3-5 tane daha test çözsem ne olacak ki? Yani aman yani çözmüşüm. Kimin umurundayım ki hocam dediğinize asla katılmıyorum. Eğer sınavla alakalı bir hedef varsa o zaman gelin o gri kısımdan beyaza doğru adım adım gidelim işte. Arada hocam böyle hislerin gelmesi normal. Mesela ben bir hafta ders çalışmıyorum. Yani kitap yüzü açmadım mesela. Hiç böyle. Yani bakmıyorum da hocam. O bana bakıyor, bana bakışıyoruz böyle. Çay içiyoruz karşılıklı. Kahve ısmarlıyorum hocam ona. Bazen kahve üstüne döküyorum böyle bilerek hatta. Yapıyorsunuz böyle garip garip saçma sapan şeyler. Çayın üzerine böyle yapardık biz mesela. Böyle alırdık damlayı böyle. Kitabınızı bir damlatayım bakayım ne olacak. Kitap deliniyor mu acaba? Allah Allah. Bilimsel bir deney var içeride. Herhalde kimya çalışıyor arkadaş falan. Yani böyle hepimizin garip garip hareketleri var mıydı? Vardı. Bazen odada sinirli mutlaka şey yapıyorsunuz böyle. Yerden bir kitap alıp. Bir fırlatıp böyle sağdan sola yerden bir şekilde. Sinirlisiniz böyle. Belki yırtıyorsunuz bir şeyleri. Kağıdı böyle böyle dürterek. Bunların hepsi çok normal. Ama her gün olması normal değil. Bunda bir fark var. Ara ara olması aynı anlık olarak birine sinirlenmek gibi bir şey. Ama her günde sinirli olmanın kötü bir şey olduğu gibi. Şu gri mesajı verebildim mi biraz? Bakın daha geçenlerde ben neredeydim biliyor musunuz? Sıkı takip edenler bilirler. Kahramanmaraş'taydım. Maraş'ta bahsettiğim şeyler, zorlu koşullar, gride kalmakla alakalı en çok göğsümü gere gere onlara bir şey anlattım. Ne anlattım biliyor musunuz? Hani geçen yıl dedim ya Aksaray'a geldim. Çok fazla öğrenci mesaj göndermiş. Ben şuraya kazandım, ben gittim hocam seninle falan filan bunları yazmışlar. Bu çok güzel ama bana geçen yıl en çok mesajın geldiği yer olarak Kahramanmaraş, Osmaniye yani depremi yaşayan illerden gelmesine itiraf ediyorum çok daha fazla sevindim. Ve size yemin ederim olay ne biliyor musunuz? Aynen şu. Bir arkadaş hayal edin. Aynen attığı mesajları söylüyorum ve anlattıklarını atıyorum. Hocam diyor sürecin başında ben diyor birçok şey şikayet ediyordum. Klasik her öğrenci gibi. Niye çayım böyle soğuk? Niye kahvaltıda böyle güzel şeyler çıkmıyor? Annem niye böyle her sabah aynı kahvaltıyı falan? Ya hepimizin böyle dertleri var. Okul niye böyle hocam? Ben niye okuldan gelince uyumak yine ders çalışmak zorundayım? Hocam diyor biz deprem bir yaşadık. Bakın Maraş'ta daha 2 gün önce bunları konuşuyoruz. Biz diyor şunu fark ettik. Şu an evdeki oturma odasının ya da bana özel bir oda varsa o odanın hocam diyor ne kadar kıymetli bir şeymiş bu. Ben diyor oraya masamı kurup çalışabilmek benim için diyor mükemmel bir şeymiş. Ben diyor bunu nerede fark ettiniyor ama biliyor musunuz? Bir, artık ev oturulmaz durumda. Artık evden uzaklaştırılıyorsunuz mecburen. İki,
Gittiğiniz yer bir akrabanızın evi. Tamam, akrabalar candır ama her akraba can değildir, biliyorsunuz. Yani her akrabada çok şey rahat edemeyebilirsiniz. Gidiyorsunuz bir yere. Size bir oda veriyorlar. Size bir yer, hadi burada çalış. Dershane yeniden. Başka bir dershane. Hiç tanımıyorsunuz insanları. Başka arkadaşlar. Hiçbirini tanımıyorsunuz. Başka hocalar. Ve hatta daha da acı, bazı arkadaşlarınız depremde vefat etmiş. Bir de bunun acısıyla gidiyorsunuz. Allah aşkına şimdi bana söyleyin hadi. Bir öğrenci hayal edin. Bu kadar zor bir durumda ne yapması lazım? İlk akla gelen, hocam boynunu bükmeli ve bütün acılarla beraber böyle yaşamalı. Peki kaç ay? Kaç sene? Kaç yıl? Ne kadar bir süre? İnanın böyle değil, biliyor musunuz? Orada işte gri alanı hep şöyle yorumluyorum. Hepimizin başına gelen birçok hadise var, yaşıyoruz. Ama bazılarımız burada kalıp siyaha doğru gitmeyi tercih ediyor. Bazıları beyaza doğru gitmeyi tercih ediyor. Beyazdan kastım ne? Hocam herkese rağmen ya da her şeye rağmen ben devam ediyorum. Geçenlerde böyle bir olay yaşadım hocam. Olsun, ben buna rağmen devam edeceğim, biliyor musunuz? Çok canım sıkıldı ama hocam ben yine devam. İşte griden beyaza süreç böyle başlıyor. Ve birazdan size bazı taktikler anlatacağım. Bir şey itiraf edeyim mi size? Eğer şu birinci anlattığım şu kısımda, eğer anlaşamıyorsak, yani buraya gelişiniz söyleyse ama anlatacağım. Anlat. Yani anlatsan ne olacak ki falan modundaysa, en kıymetli öğretmeniniz öyle bir fizikten, öyle bir kimyadan bir şey söyler size ama sizdeki kapalı kutular varsa, bir şey diyeyim mi? Dünyanın en kral hocalarını getirelim, en kral taktiklerini getirelim. Hatta soruların cevabını önüne verelim, hadi bunları optiye doldur diyelim. İnsan bunu bile doldurmak istemez bir süre sonra. Adım adım mezunluğa doğru gider, farkına varmaz. En son sınav açıklandığında bir şeylerin farkına varır. Eğer kaytarıyorsa, keyfi olarak çalışmıyorsa. O yüzden şu griliği beyaza çevirmemiz gerekiyor ilk etapta. Ve bunun ilk yollarından bir tanesi aslında tatlı bir hedef belirlemek. Yani en azından sıralama mı? En azından bir bölüm mü? Üniversite mi? Gelin orada sizler de şöyle bir şey yapalım. Arkasından ben devam edeyim. Taktiklere tam anlamıyla giriş yapayım. Şimdi sizden şunu rica edeceğim. Yanınızdaki arkadaşla bir şey yapmanızı istiyorum. Geçen yılda yapmıştım bunu. Bakalım değişkenler var mı? Yanınızdakini tanımasanız bile problem değil, tanışın, bir şey olmaz. Bir dakikalık bir uygulama. Şunu istiyorum. Arkadaşınıza sorun. Hedefi ne? Üniversite, kariyer, ilerisi fark etmez. Ve bunu niye istiyor? Yani niye bunu seçmiş? Sorun. 30 saniye süre tutun, anlatsın size. Sonra siz ona anlatacaksınız 30 saniye. Tamam. Toplam süre 1 dakika. Sonra ben mikrofonla bazı arkadaşlara sormak istiyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? 3, 2, 1. Buyurun, süreniz başladı. Hadi bakalım. 1 dakika. Evet, başlattım. Yaptınız mı? Bitti mi? Ne çabuk ya? Bir 30 saniyemiz daha var. Hedefler bu kadar kısa sürmez ya. Son 10 saniye. Tamam. Var mı gönüllü böyle, hocam ben az önce anlattığınız gri alanlardan şu hedef sayesinde çıkacağım, bunu istiyorum, inşallah bunu başarmak istiyorum diyenler el kaldırsın böyle, ben seçeyim. Mikrofonu uzatalım ve paylaşmak isteyenleri paylaşsınlar. Var mı böyle, arkalardan hatta başlayalım öne doğru. Beyaz kapşonlu arkadaşım, seninle başlayalım mı? Beyaz mı, gri mi o? Bakayım. Gri kapşon, tamam, hadi bakalım. Önce ismini rica edeceğim. İsmim Bayram Efe, soyadım Neşeli. Bayram hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Rica ederim Bayram. Nedir hedef sende Bayram ya? Ben derece yaparsam elektrik elektronik mühendisi istiyorum. Eğer yani 30-40 bin bandında yaparsam da diş hekimliği istiyorum. Peki çok farklı değil mi? Nasıl seçtin bunu? Ya şöyle, normalde benim ailem sağlık sektöründe bir bölüm okumamı istiyor. Aha. Ben kendim birazcık daha böyle mühendislik teknik bir alanda bir yer istiyorum. Yani elektrik elektronik işte. Mühendislik tarzı bir şey. Öyle yani, ikisi arasında gelip gidiyorum. İnşallah mühendisliğe gidersin o zaman. İnşallah, teşekkür ederim. Tamam, bütün burada bir amin diyelim hep beraber. Gerçi rakiplerin de amin. Teşekkür ederim hepinize. Allah'ım. Çünkü niye Bayram, sen sağlığı istemiyorsan gitme lütfen ya. Yani öyle söyleyeyim, hani bir yerde ailenin de baskısı oluyor.
Ben onları ikna ederim, sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Mesela burada bir arkadaşını hayal et. Diş hekimliği isteyen var mı burada mesela? Çok isteyen, çocukluktan beri bak, görüyor musun? Mesela düşünsene, bu arkadaşlarının yerine sen gidiyorsun. Çok kötü bir şey değil mi ya? Ya öyle yani, onun hakkında yemek istemem şimdi. Estağfurullah. Peki ama bayramın vicdanına dokunduk, merak edin, onu göndereceğiz mühendisliğe. Bayram, yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aksaraylı mısın Bayram? Buralı mısın? Evet, buralıyım. Buranın nesi meşhur Bayram? Yemek falan bir şeyler var mı? Yani ben çok o tarz şeyleri bilmem ama. Niye, yemiyor musun bir şey? Yani yiyorum ben sadece. Öyle kültürel şeyleri bilmem. Tamam, peki hadi bakalım. Teşekkür ettim. Teşekkürler Bayram. O taraftan alalım. Orada sarılı bir arkadaşımız var. Sarı mı o? Böyle hardal sarısı. Ayağa kalkar mısın be? Yok, bir arkada, sonra sana gidelim. Tamam. Evet. Evet, et sen. Orası orası. Senin ismin ne? Onur. Onur, hoş geldin. Hoş buldum. Sınıf kaç Onur? 12. 12. Hedef ne acaba? Hedef İngilizce öğretmenliği. Neden? Çünkü İngilizce bölümünü seviyorum. Heh. O yüzden. Bir de yurt dışına gitme planım var. Nereye? Almanya ne ya yaptın? Da İngiltere. İkisinden biri. Evet. Dille alakalı bir bölüm için mi diyorsun, yoksa yaşam için mi komple? Yani ikisi de. İkisi de olursa giderim diyorsun. Evet. Aksaray'ı unutmayacaksın değil mi ama buraları? Efendim? Aksaraylı mısın? Evet. Buraları unutmayacaksın değil mi? Yok, unutmam. Seviyor musun buraları? Çok. Vallahi. Vallahi çok seviyorum. Vay be. Aksaray'ın neyi meşhur mesela bayramda? Malaklısı. Ne? Köpeği meşhur. Köpek mi? Evet. Ciddi mi? Ciddi. Vallahi bilmiyordum. Malaklı. Evet. Tamam, bunu ilk defa duydum. Ben yiyecek bir şey soruyorum adama, köpeğe meşhur hocam yani. İsterseniz köpek verelim falan. Yiyecek yok. Lan ne yiyorsun siz ya? O da diyor ben ne yedim hiç bilmiyorum falan diye. Tamam, peki. Şerbetli pide varmış, arkadaş söyledi. Ha, arkadaşın mı biliyor? Evet. İyi, hadi bakalım. Teşekkür ederim. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Hadi söyle bakalım. Buradaki arkadaşlarımız olarak sizi çok seviyoruz. Sırf sizin için geldik yani buraya. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olasın. Siz sağ olun. Teşekkürler. Önlerden alalım değil mi bir de? Gri arkadaşım, senden alalım mı? Böyle bir 2-3 kişiden alacağım toplam, sonra devam edeceğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Senin adın ne? Güzide ismim. Güzide. 12 mezun. 11. sınıfım. Vay, 11. Ne güzel. Hukuk fakültesini okumak istiyorum. Neden? Çünkü hukuk benim küçüklüğümden beri çok sevdiğim, ismini duyduğumda bile çok heyecanlandığım bir alan. Ve ülkeme, vatanıma en iyi şekilde hizmet edebilmek için en sevdiğim bölümü tercih etmek istiyorum. İnşallah. O yüzden inşallah hedefime de ulaşırım. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Yolun açık için olsun. Ne güzel. Teşekkürler. Mesela aranızda bir sayısalcı vardır, işler yolunda gitmez, son dakika hukuka tercih yapabilir. Yapsın mı? Hayır. Yapmasın bence değil mi işte? Bu aylarda geçiş yapabilir bu arada, problem değil. Ama son sınava 2 gün kalmış ya da sınavdan sonra madem öyle hukuk yazayım dersek, bak bu güzel insanın komple yine hedefini elinden almış olacağız. Peki, son birden daha alayım böyle, arkasından siyahlı arkadaşımız var ya, ayağa kalkabilir misin? Evet. Son olsun, sonra ben taktikler kısmına giriş yapayım. Merhaba. Mikrofon gitti galiba. Merhaba. Merhaba. Senin ismin ne? Elif Sude. Elif Sude. Hoş evet. geldin. Hoş bulduk. Hedef ne acaba Elif? İTÜ mimarlık istiyorum. Neden olmazsa acaba? Olmazsa mimar sınav ikisi arasındayım. Olmazsa mimar sınav tarafına doğru geçerim diyorsun. Niye evet. orayı istiyorsun? Ya çizim yeteneğim var. Bunu kullanmak istiyorum. Mimarlık... mimarlığı da çok... Bilmiyorum, ısınıyorum o mesleğe. Hı-hı. Hoşuma gidiyor. Alanları çok, çalışma alanları. Güzel. Teknolojiyi takip ediyorsun ama değil mi? Böyle evet, evet. yazıcılar vesaire. Acayip değerli orası. Evet. Hadi bakalım, inşallah yolun açık olsun. Sen buralı mısın? Ben değilim. Nerelisin? Baba tarafından Ankaralıyım, anne tarafından Adanalıyım. Burada ne işiniz var? Babamın iş nedeniyle geldik. Tamam, sevdin mi Aksaray'ı? Yani. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Sağ olasın Elif. Güzel. Şimdi buradan, hadi alkışlayayım madem, yarım kalmasın. Hadi tamam. Şimdi bunları sorma sebebim aslında arka planda yatan şey şu. İster 11 olalım, ister 12, ister mezun, fark etmiyor. Eğer bu sene ya da öteki sene bu sınav işini halletmek istiyorsak bu işin bir karşılığı var, bir bedeli var. O bedel ne? TYT'de YÖK Atlas bize diyor ki, örnek veriyorum, İTÜ Mimarlık için diyelim, parazi tam kaçta kapattığını bilmiyorum şu anda, 80 nete ihtiyacım var diyor, örnek veriyorum. AYT'de mesela hukuk fakültesi için diyor ki bize 55 nete ihtiyacım var diyor. Şimdi soru şu o zaman.
bu işin mantıksal tarafını nasıl halledeceğiz? Duygusal tarafta tamamız. Evde oturup böyle cübbe giydiğini hayal edebilirsin, çizimler yaptığını hayal edebilirsin, başka bir arkadaşımızla oturup böyle bir yazılım yaptığını hayal edebilir. Bu duygusal yönü, bu güzel bir şey. Ama mantıksal taraf sahada, hadi o zaman bana bunun karşılığını ver diyor. Yani netlerini yavaş yavaş arttır diyor. Bir, o zaman önce şu TYT ile başlayalım mı? TYT bu işin en gıcık tarafı. Bakın birazdan söyleyeceğim şeyler, kaç yılın birikimiyle oldukça iddialı söylemler, ister uygulayın ister uygulamayın şey size kalmıştır. Ama ben açık açık hepsini paylaşacağım sizlerle. Birincisi, ben şu anda TYT tarafında eğer oyalanıp duruyorsam, en baştan bir daha başlayayım hocam, Türkçe oturmuyor hocam, paragraflar çok dalgalı hocam, geçen bir denemeye girdim hocam, hala içime sinmiyor, o yüzden AYT'yi bekletiyorum hocam, bak dönüyor çark, hala dönüyor ama TYT tarafındaki bu oyalanma devam ettiği sürece çok net söyleyeyim, AYT yüzünden mezun adayı olman çok ihtimal, çok çok yüksek. Ya da bir şu an bir mezunsan, gittiğin üniversiteyi beğenme ihtimali çok yüksek. TYT benden ne istiyor? Bakın 1 Aralık tarihi benim yıllardır anlattığım bir tarihtir. 1 Aralık'a kadar TYT ile alakalı bütün yaptıklarınızı, 12 ve mezunlara söylüyorum burada, aman ha 11'ler yanlış anlamasın. 1 Aralık'a kadar komple orayla olan bütün konu açıklarınızı, soru bankalarınızı kapatmanız lazım. Ama hocamla başlayan bütün cümleler, evet hak verebilirim size ama sonrasında sorarım. AYT ne alemde dediğimde, hocam boş verin orasını derseniz, ben de derim ki ÖSYM bunun kusuruna bakar. Der ki hoş geldin ama benim yapacaklarım senin için çok fazla işe yaramayacak der. O zaman birincisi, şu an elinizdeki kaynaklarda, bakın ikişer kaynağı bitirmiş. Daha dün bir tane Maraş'ta bir öğrenci sordu. Hocam dedi, ben dedi ikişer kaynağı çoktan bitirdim TYT matematik adına mesela. Hatta hadi şu an netlerim 20-25'i görüyor ama üçüncü kaynağı da çözüyorum. Dedim sakın çözme, sakın. Hiç gerek yok buna. Bir an önce bırak bu kaynağı. Ben bunu YouTube'da herkese açık videolarda da anlattım. İzlemişsinizdir inşallah orada. Instagram'da da bunu paylaştım. Dedim ki bu kaynakları bırak. Hatta ve hatta bir aralığa kadar diyelim ki bir şeyleri tamamladın ama diyelim açıkların var. Bunu aralıktan sonra yavaş yavaş eritebilirsin, korkma. Ama 5 konu kalır, 3 konu kalır, 4 konu kalır ama bunlar erir. Ne zamana kadar erir bunlar da? Şubat'ın sonuna kadar yavaş yavaş erir, acele etme. TYT ile alakalı bu birinci isteğim. İkincisi, bazılarınız hala konuların bitmedi diye denemeye girmekten çekiniyor. Denemeye girmek istemiyor. Yerinizde olsam bir an önce etrafımdaki denemelerden birkaçına, bakın hepsine girin demiyorum, Türkiye genellerine hatta daha çok girmenizi öneririm. Yayın ismi önemli değil, hangisi olursa olsun. Ama lütfen girin ve kendinizi bir görün orada. Hocam ben bir mezunum, şu turumu tamamlayayım ondan sonra gireceğim söz. O tur ne zaman bitecek diyelim ki aralığa doğru bitecek. Peki soru, ben o gün denememe girdiğimde, içime sinmeyen şeyleri gördüğümde düzeltmek için yeniden kaç aya ihtiyacım var? Soru işareti. Benim şu anda bunu görmem lazım. Ben matematikte problemleri bitirdiğime inanıyorum. Bir görelim acaba nasıl denemelerde. Bir bakalım ona, ne dersin? Burada birkaç denemeye girmenizi tavsiye ederim, bu ikincisi. Tabii ki burada net farklılıkları var. Aranızda 80 net yukarısı yapan biri varsa her hafta zaten bir denemeye girmeli. Bundan kaçmamalı. Ama ortalama 40'larda 30'larda netler olan bir arkadaşınız varsa denemeler çok da müptela olmamalı. Çünkü hala konu açıklarımız var. Devam edeceğiz oraya. Üçüncüsü, bakın ben şunu yıllardır savunurum. Çıkmış sorular genelde hep böyle en sona kalan ya da böyle deneme halinde çözülüp bir türlü tam olarak ne anlatmak istediği anlaşılmayan böyle biraz kötü alanlar olarak kalıyor. Benim tavsiyem ne biliyor musunuz? Ben yıllardır öğrencilerime yaptırdığım bir şey söyleyeyim. Hatta biliyorsunuz navigasyon diye bir uygulamam var. Türkiye'de böyle farklı bir uygulama yaptık. Oradaki öğrencilerime zorla yaptırıyorum bunu. Yaptıracağım yine bu sene. Aralık ayı gelmeden çıkmış soruları en az 10 yılı tertemiz yaptıracağım onlara. Sebep? Çünkü bazen şu hatayı yapıyor. Hocam diyor benim kimyam bitti diyor mesela. Çok rahat. Hocam benim mesela coğrafyam bitti diyor. Hakikaten de bitirmiş bu arada ama soru bankasından bitirmiş. Güzel. Tamam. Burada problem yok. Fakat şu gözlüğü bir metafor olarak kullanmayı sakın unutmayın. Ben mesela şu an bu gözlüğü çıkardığımda en arkadaki arkadaşlarım hakikaten zor seçiyorum. Biraz yaşlılık böyle. Biraz da yaşlandım hali biliyorsunuz. İslam Bey estağfurullah der. Böyle hala yaşlılık falan diyorum bakıyorsunuz ha. Estağfurullah. Yaşlılık hani yaşlandım. Yok yok Aksaray ölü ölü şu an şöyle hocam biz de sınav biz de yaşlandık ne fark eder falan der gibi. Şu gözlüğün aslında bir tane camı tamamen aslında çıkmış sorulardan oluşuyor. ÖSYM diyor ki bu çıkmış sorulara öyle bir hakim ol zaten diyor ben kendimi tekrar ediyorum. Ben diyor bunlardan sana yeni sorular hazırlayacağım bak göreceksiniz. İkinci cama da birazdan geleceğim. Çıkmış soruları ama önce konu konu çözmenizi tavsiye ederim. Niye konu konu? Aranızdan biri şu hatayı yapacak bak bugünlerde söyleyeyim size.
örnek çıkacak. Hocam 2010 işte kaç olsun diyelim, 2022 hocam çıkmışları. Önüme koydum, ben bunu deneme halinde çözdüm. Kaç net geldi? Hocam 70 geldi, normalden çok daha iyi, mutluyum. 70 nete sevinmeni hiç tavsiye etmem. Niye? Orada yaptığın net değil ki benim için önemli olan. Şu anda hiç önemli değil benim için. İster 92 yap orada, ister 70 yap, ister 50 yap. Benim için önemli olan şey ne biliyor musun? Bunları konu konu eritmen. Yani sen kimyadan molü hallettim zannediyorsun ya. Şu mol kavramının yıllara göre hangi yıllarda şu çıkmışlarına bir bak. Vay be, adamlar demek ki hep böyle soruyor. Bense hiç böyle çalışmadım. Demek ki benim çözdüğüm kaynak çok basit bir kaynaktı. Ben bunları çözemiyorum mu diyeceksin. Yoksa hocam ya sınıflandırmayı var ya öyle bir kolay çözdüm ki. Yani iyi çalışmışım. Hakikaten hocamız da çok iyi anlatmış sağ olsun. Çıkmışlarda iyice kafam rahatladı. Şu anda sizden Aralık döneminde falan çıkmışları bitirmenizi tavsiye ederim. Dördüncüsü, illaki TYT'den sosyal gazına gelen sayısalcılar var. Diyor ki hocam ben bir sayısalcıyım. Bırakın beni sosyal çalışayım. Ben meşterlikçiyim hocam. Bırakın beni fen çalışayım. Hocam bir sözelciyim ya da bir dilciyim hocam. Bak alanının daha da dışı diyebileceğimiz, aslında dışı değil de hani şu anda dışı diyebileceğimiz fen ya da sosyal gibi alanlara şu anda girmenizi pek tavsiye etmem. Tek bir istisna var. TYT'niz şu anda rahatlıkla 90'ları, 100'leri falan görüyorsa girebilirsiniz. Problem değil. Ama çok daha altındayım ve AYT'm beni bekliyor. Bizim AYT çalışmalarımızı başlattığımız en geç ay hangisidir sizce? En geçe. İyi takip edenler bilirler. Hangi ay? Var mı söyleyen böyle? AYT çalışmaları en geç hangi ayda başlar bizde? 1 Aralık değil mi? Harikasınız. Bak sıkı takipçiler belli. Takip ediyorsunuz mu? Evet. Bakarım ha Instagram'dan. Etmiyorsunuz mu? Allah canını almasın. Bir de bağırıyor orada. 1 Aralık tarihi geldiğinde çünkü şöyle bir şey yaşayacağız biz. Benim AYT fiziğim, benim AYT edebiyatım bana göz kırptığında TYT sosyalden daha ağır bastığında terazide bu sefer sosyal gözüme batmaya başlayacak. Yani bununla uğraşıyorum. AYT edebiyat biraz beklesin. Bir de şu son 3 ay efsanesi var ya, bayılıyorum o efsanenize. Hocam şey diyorlar ya, son 3 ay halledersiniz diyorlar. Hiç komik değil. Vallahi hiç komik değil. Son 3 aya nasıl bırakın diyor hocam. Son 3 ay halledeceğim. Bu var ya mükemmel bir dopamin salgısı aracı biliyor musunuz? Dopamini biliyorsunuz değil mi? Bir şeyleri ertelediğinizde ya da sosyal hesaplara girdiğinizde, like'ladığınızda da böyle like'landığınızda o falan böyle kendinizi bir iyi hissettiğiniz o. Ama normal gerçek dünyada annenizin kalk çay koy iki tane falan dediği hayata yüzleştiniz. O alan var ya işte biz oradaki dopamini şöyle düşünüyoruz. Erteleme dediğimiz her hadisede bizim ciddi şekilde dopaminim salgılanır. Nasıl bir şey bu? Hocam akşam gidince fizik çalışacağım ya. Ben bunu yarın ertelesem olur mu? Olur. Aa hocam çok teşekkür ederim. Beyin bir anda mutlu oluyor bunda. Aa yarına değil mi? Bugün bakılmayacak. Halbuki yarınla alakalı korku devam ediyor da şu anda dopaminim geldi. Mutluyum biraz. Bir kahve içerim bunun üstüne. Dur orada. Erteleme kısmında özellikle AYT edebiyatı, AYT feni, bırakın ertelemeyi, şu an size okullarda dağıtılan Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu anlatım kitaplarından tane tane hepsini altını çize çize üstüne yaza yaza okumanızı tavsiye ederim. Bakın iddia ediyorum size, sene sonu geldiğinde aranızdan biri bile bana şey diyemez, hocam bana bunları okuttum var hiçbir şey yaramıyor falan desin de göreyim hadi. Çünkü benim iddiam benim kitabım değil bu. Milli Eğitim'in kitapları. Ve bakın son yıl dikkat ettiniz mi? Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber ÖSYM ortak diyebileceğimiz sınavlara doğru dönüş yaptı ki bence bu güzel bir şey. Farklılıklar oluşmaya başladı. Ha son AYT matematik çok zordu. O evet hakikaten sarstı. Ben de o kadar beklemiyordum. İtiraf edeyim çok zorladı. Ama o dönüşüm başladı. O yüzden ben AYT fenimi MEP kitaplarımın yanına alacağım. Edebiyatta MEP kitaplarımı yanıma alacağım. Sosyalde MEP kitaplarımı yanıma alacağım. Elinde herhangi bir başka konu anlatım kitabı varsa çok vakit kaybetmeni tavsiye etmem. Okuldaki hocanı çok güzel dinle. Mükemmel anlatıyor mu? Tamam. Ama MEP kitabından altını çiz, üstünü çiz, yazıları çok iyi hallet. Tamam hocam ne burası anlaşıldı. 11'ler için aynı şey geçerli mi? İnanın geçerli biliyor musunuz? Şu anda MEP kitapları sizin başucu kitaplarınız olmalı. Tamamen buradan okuyorum hocam. 11'i 11'de bitirme hedefim var ki bu inanılmaz iyi bir hedef. Yanına da TYT tarafından alabildiklerimi alıyorum. İşte bu çok kıymetli. Bu MEP kitapla alakalı bir tane anımı anlatayım size de. Arkasından birkaç tane soru soracağım yine. Bir ara bir öğrencim var. Öğrencinin adını vermeyeyim böyle artık kayıtlara çok alınmaya başladı. Hocam dedi ben dedi mezuna kaldım ama mezuna kalış şöyle olmuş. 12'deki sene giriyor sayısalcı bir arkadaş. Hocam diyor herkes o kadar inanıyor ki diyor benim gideceğime.
ailem de yürekten inanmış ya da beni göndermek istemişler. Bilmiyorum ama benden bıkmış da olabilirler. Hocam diyor, herkes diyor kesin gidiyorsun sen. Tamam, bu iş bitti, kralsın falan filan. Nasıl peki hocam? Ben de diyor gaza geldim. Evde diyor kitapları gördüm ya böyle diyor. Hepsi gözüme batıyor. En son bir gün diyor dışarıdan bir ses duydum. Ne sesi? Kağıt toplayan bir araba sesi. Kitaplar, MEP kitapları. İyi para eder mi? Eder. Hepsi tamam bedava geldi. Hocam diyor ağırlığınca götürdüm diyor. Hepsini sattım. Hepsini. Ama diyorum hani mezuna kalıp kalmayacaksın kesinleşmeden mi yaptın? Evet hocam diyor. Sınav bir açıklanıyor. Bizim öğrenci aynen böyle. Nasıl ya? Bu sıfırın biri fazla ama yani bu burada olmaması lazım. Ben bayağı kalıyorum bu durumda yani gidemiyorum ki. Bildiğiniz bir mezunken tanıştık bu öğrenciyle. Yozgat'tan bir öğrencim. Hocam dedi ben benim kitaplarını sattım dedi. Kusura bakma ben onlara çalışamam bir daha dedim. Ya dedim sen öyle zannet. Gerekirse o sattığın adamı bul. İstersen komple kitapları geri al. Bulamıyorsan gir ogmmateryal.com'a. Milli Eğitim'in resmi ücretsiz sitesidir. Girin ve hepsini indirin. İster çıktı alın ister tabletinizden çalışın. Ama onlara bizim çok ihtiyacımız var. Biz bu arkadaşın sıralamasını çılgınlar gibi çektik. Daha bakın geçen sene bir tane öğrenci söyleyeyim mi size? 144.000 sayısalda. 305.000 eşit ağırlıkta. Bakın bunların sıralamalarını çekmek kolay değil. Mümkün ama kolay değil. Kabul edelim bunu. 144.000 bir öğrenci nereye kadar çekebilir? Düşünüyorsun mesela bak 50'ye çeker mi? 70'e çeker mi? Düşünüyorsunuz değil mi bunu? 144.000'den 6.000'e çekmek hiç kolay bir şey değil. Hiç değil. Hem de bu arkadaş bir yıl önce deprem bölgesinden Yavuz diye bir öğrencim. Bak daha geçen senelerde bunu yaşıyor. Daha bu sene geldi yanımıza. Ama var ya bir sistem kurmuş kendine. Anlattığımız harfiyen uygulaması o kadar tatlı ki. Ama hocam diyor ben dediğiniz şeyleri %90 yaptım. İyi de bir okulum vardı. Oradan çok şey öğrenmiştim. Mezunumda dershaneye bile gitmedim diyor. Oturdum evde bütün çalışmalarımı yaptım. Ama burada kimi öne çıkaracağız? Tabii ki de AYT'yi. Hocam ama AYT var ya adamın dibe. Bunu niye alkışladınız be? Kazanmış gibi olmuş hocam alkışlayalım gidelim falan diye. Peki. AYT'ye burada geçiş yapacağım. Ama şurada küçük bir uygulama yapmam lazım. Ondan sonra devam edelim hadi. Salondaki herkes şöyle bir dakikalığına bir ayağa kaldırabilir miyim? Bir dakikalığına. Yanınızdaki arkadaşa bir şey yapmayacaksınız korkmayın. Tamam onu hallettik. Herkes şöyle bir kalksın. Tamam. Sizden ricam şu. Böyle kolları bir uzatabilir miyim? Bak nasıl esniyor görüyor musun? Uykusu gelmiş. Uzatın şöyle kolları. Uzat. Ha. Öndeki arkadaşa dokunmak yok. Evet öndeki rakip olabilir. Yaptığın netleri bile biliyor olabilirsin. Hocam bir rakiptir yani dur. Tamam mıyız? Harika. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. 1, 2, 3 dediğim anda tamam mı? 3'ü duydunuz ya. Duyar duymaz şak yapıştırın. Anlaştık mı? Amacım şu. Bütün salon aynı anda organize olup bu sesi çıkarabilecek mi? Merak ediyorum. Sonra niye yaptığımı anlatacağım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Hazır mıyız? 1, 2, dur sakin, 3 deyince, 3'ü bekle, 1, 2, 3 demedim, 3'ü bekleyin, tamam bir daha yapalım, sorun değil, gıcıklık bende farkındayım, tamam, bu bir denemeydi, sıkıntı yok, bir daha yapacağız, tamam mı, hazır mıyız, kaç deyinceydi? 3. Tamam. O zaman başla. 1, 2. Bir daha denemeye gerek var mı? hadi buyurun. Yormayayım daha fazla. Hadi buyurun. Ne oldu Aksaray? Dikkat hatasından soru kaçırmak gibi değil mi? Böyle gıcık gıcık hala yanlış işaret yazıyor göz göre göre. Tamam bu ne yaptım anlatayım size. Şimdi az önce TYT ile alakalı anlattıklarım vardı ya. Tam da AYT'ye doğru geçiş yapıyorduk. Hani AYT MEP kitapları dedik. AYT edebiyattır, fendir bunlar son aylara kalmaz dedik vesaire. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bana bir saat değil 10 saat verseler. Ben size sahadaki 12-13 yıllık deneyimimi saatlerce anlatsam bile... Sözlü anlatım her zaman yetersizdir. Her zaman. Ondandır ki siz zaten bazı hocaları dinlerken böyle ay ne kadar tatlı hocam ama benim uykum geldi falan diye böyle mayışıp gidiyorsunuz. Bazen böyle hocayı dinlerken evet ya güzel anlatıyor adam ama ben anlamıyorum artık yani adam bastı gaza gidiyor falan moduna girebiliyorsunuz. Çok kıymetli bir hoca ama olabiliyor bunlar. Sözlü anlatımın tesiri her zaman daha zayıftır. Şimdi karşınıza bir adam geliyor diyor ki
hadi bakalım diyor, sözümü bekleyin diyor. 3 deyince diyor, ama siz davranışı, yani benim yaptığım davranışı benden hemen arkasından yapmaya çalışıyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Bu birinci çıkarımım. İkinci çıkarımı söyleyeyim mi? Sizler şu an sosyal medyada baktığınız her eylem, izlediğiniz her video, kaydırdığınız her etkileşimde, bakın burada her saniye davranışlarla dolu bir şeyler izliyorsunuz. İşin kötü tarafı, şu an ekran süreleriniz artmasa bile ekranda gördüklerinizin psikolojinize etkisi inanılmaz derecede artmaya başladı. Ben yerinizde olsam, ben geçenlerde İstanbul'da yaşanan olaylardan sonra eşime dedim ki, olayları ben sana anlatayım ama sen bence videolarını izleme. Lütfen izleme. Çünkü inanın bazılarınızın psikolojik tarafı daha hassastır. Ben mesela bunları mecburen biraz daha irdeliyorum, biraz daha izliyorum, öğrenciler acaba nasıl etkilenecekler falan diye. Bir yarım saat falan kendime gelemediğim oluyor. Yerinizde olsam olabildiği kadar buradan uzaklaşırım. Çünkü burası kaytarmak için de, burayı etkilemek için de maalesef çok büyük bir araç. Ve internette hiçbir şey 5 dakika sürmez. Sakın kendinizi kandırmayın, sakın. Hocam bir 5 dakika ya vallahi, yani birbirimize yalan mı söyleyeceğiz? Yani 5 dakika çıkıyorum. Hiçbir şey 5 dakika sürmez internette, hiçbir şey. Çünkü bütün bu cep telefonlarındaki dijital dünyayı tasarlayan insanlar, emin olun burada yazılım isteyen, bilgisayar mühendisi isteyen, endüstri isteyen zeki gençler var ya, hani bilgisayara aşık, yazılıma aşık gençler. Heh, onun gibi gençlerden binlercesinin ortak aklıyla ortaya çıkarılmış bir mühendislikten bahsediyorum. Ve siz orada tek bir zekayla durmaya çalışıyorsunuz, ben de dahil. Ben diyorum ki 5 dakika bir gireyim. Gökhan'ın tek başına bir zekası var. Ben giriyorum buraya. Karşımda 1000 tane zekayla savaşıyorum burada. Onlar beni göndermemek için uğraşıyorlar. Ben de 5 dakika çıkacağım, söz diyorum böyle. İnanın bu mümkün değil arkadaşlar. Vallahi mümkün değil. Şu an yapılan bilimsel çalışmalar, okuduklarım beni şok ediyor. Bu dünya genelinde büyük bir problem. Ama öğrenci tarafında da çalıştığınız AYT konularının derinleşmeye ihtiyacı var. Bakın TYT yüzeysel bile bazen kurtarabiliyor. Şıklardan gidip soru bulanınız var. Tarihi hocam yorumlardan yapıyorum diyenler var. Haklısınız. Türkçe paragraflara odaklandığım gün çok iyi olabiliyorum diyen var. Bak duygusal tarafları var TYT'nin ama geldim ya şimdi AYT'ye. AYT ne istiyor biliyor musunuz? Sizden derinlik istiyor. En az iki kaynaktan sınava kadar mükemmel şekilde bitirmenizi istiyor. Bakın en az iki kaynak. Bunu ne olur zihninize kazıyın. Hocam benim elimde hocama danıştığım X yayın var, Y yayın var, işte Mebin kitabı var. Tamam tamam, ben kabulüm. Ama bu iki kaynağı nasıl bitireceğim biliyor musun? Resmen şu şekilde. Diyelim bugün polinom mu var gündemde? O polinom öyle bitecek ki, o divan edebiyatı öyle bitecek ki sadece tekrarına ihtiyacın kalacak. Başka hiçbir şeye ihtiyaç kalmayacak. Gri sorular çıkacak oradan. Yani gri soru ne demek? Hocam çözdüm ama tam anlayamadım bu soruyu. Hocama çözdürdüm. Hani bazen şey vardır ya böyle. Hocaya soru götürürsünüz. Hocanız çözer. Şimdi hocaya da ayıp olmasın diye anladım dersiniz. Anladım hocam. Anladım anladım. Ama nasıl ya? Ben o diki nasıl indi geometride? En gıcı da geometri olur değil mi böyle? Bak burada dik var falan diye. Nasıl ya böyle kala kalısın falan böyle. Yani orada yaşadığınız şeyle tekrarının haricinde bizim derinleşmeye çok ihtiyacımız var. Ve ben o yüzden mezun tayfama sorarım. Mezun tayfa çalışma saatlerini nasıl organize ediyor? Eğer hala sabah saatlerini kullanmıyorsa, bir de hatta üstüne çık ben hocam bir de gececi tayfayım galiba falan diye şov yapıyorsa, geçmiş olsun, bazı şeyleri ıskalayacak. Ben mezun tayfama gözü kapalı şunu öneriyorum. Günlük ortalama zaten bir 8 saate ihtiyacımız var. Sakın bunu bana pazarlığını yapmayın ne olur. Şeyle geliyorsunuz bazen. Hocam önemli olan çok çalışmak mı, verimli çalışmak mı? Yani ya çok gezen mi, çok okuyan mı falan, buna girmeyin ne olur. 8 saat çok bir süre değil. Vallahi değil. YKS için iyi bir sürede 8. Üzerine okeyim ama altındaki saatlere ben okey değilim. Mezun tayfa için söylüyorum. Hocam 12'ler ama 8 saati bulamıyor. Hayır, onu okulla beraber sayacağız. Çünkü okulun zaten bize verdiği bir, aldığı bir zaman var. Üzerine katacağız orada. Ortalama 4 saatte 12'lerden, ortalama 3 saatte 11 sınıflardan ben istiyorum. Bakın ortalama 3 saat. 11'ler bunu yapmalı. 12'ler bunu yapmalı, mezunlar bunu yapmalı. Peki hocam AYT başladı. Konu çalışması nereye kadar sürecek? Birkaç tane tarih vereceğim. Bu konulara kafanız karışırsa gelin GriKoç YouTube kanalına ücretsiz videoları izleyin. Instagram'a kullanıyorsanız bakın ha, kullanmıyorsanız şey demeyin ha. Instagram kullanmıyordum da sırf takip etmek için bari açayım falan. Hani dayanamadım hocam sizi kıramayacağım falan. Yok öyle bir şey değil. Zaten kullanıyorsanız diye söylüyorum. Kullanmıyorsanız sakın girmeyin, sakın. Bir de öyleleri var şimdi. Hocam Instagram'ı kullanıyorum çünkü eğitim için.
eğitim hakkımı elinden alamazsın. Ya eğitimle alakalı ne yapıyorsun? Hocam 200 kişi var eğitimci ama keşfete bir giriyorsun, eğitimle hiç alakası yok. Komple butik sayfaları var, akım videoları var. Hangi akımlar var? Sayayım mı akımları? Yok yok, saymayayım. Akım bitmiyor ki. Yeni yıldız geliyor mu çıkar oradan? Arka planda işte bilmem işte kendime gittim bir saat aldım mı çıkar böyle. Ya şarkıları, sözleri, akımları durmuyor arkadaşlar, bitmiyor bu. Sınav yılında hele hele müzik bu kadar gündemimize ders çalışırken girmemeli. Ne olur uzaktırın. Ders çalışmayınca zaten dinleyin. O size ait bir şey. Ama bence uzak kalın. Bunu sadece bir öğrencim ihlal etmişti bugüne kadar. Öğrencim bir tanesi dedi ki hocam dedi. İyi de bir sıralamayla gitti. Hocam hayalime ulaşma, size bir şey itiraf edeceğim dedi. Size sınav yılında hiç söylemedim bunu dedi. Ne yaptın kız sen dedim. Hocam dedi sınav sabahı bile ben dedi müzik dinledim biliyor musunuz dedi. Sınava çalışırken, sınav molalarda, ders çalışma arasında, hatta sınav sabahı uyandım. Oh dedi sözlü müziğimi dinledim. Öyle gittim hocam dedi. Derecesini yaptı ama yine. Şimdi ben diyorum ki bu kız böyle anlattığına göre bir şey var bunda. Bir aslında özel durumu var. Dedim ki niye sence dedim. Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü bu zararlı bir şey. Ben bunu biliyorum. Bilimsel çalışmada sunarım sana. Hocam dedi bakın ama bu kadar geçerli bir sebebiniz varsa buna ben okey derim. Bu kadar geçerli sebebiniz yoksa buna olur diyemem, demem. Size yazık olur. Hocam dedi ben dedi biliyorsunuz depremi yaşayan bir öğrenciyim. Bilinçaltımda o kadar susmayan şey var ki susturabilmemin tek bir yolu orada müzik. Başka hiçbir şey de susturamadım bu kadar şeyi. Sınavdan sonra bunu bana zarar da olabilir ama dedi ben en azından bu şeyi de bastırıyorum. Aranızda bazıları da aslında bazı sesleri susturmak için bu kadar müzikle aşırı neşir olmuş durumda. Bunu unutmayın ne olur. Her dakika bir şey dinleme ihtiyacınız, her dakika kulaklıktan içeri bir şeyler girsin ihtiyacımız, bir şeyleri dinleme ihtiyacımızdan gelmez. İçerideki sesleri biraz bastırmak için gelir. Biraz sessiz olun der. Şuradaki sesler ama, buradaki sesler ama. Geçen Instagram'da öyle bir soru sordum. En son dinlediğin şarkı nedir diye. Herkes bir şeyler yazmış. Hocam demiş, beynimin içindekileri dinlemekten şarkı dinlemeye fırsat kalmıyor ki. Çünkü içeride konuşan çok şey var. Bırakın konuşsunlar. Onlarla yüzleşmeyi öğrenmemiz lazım bizim. Bakın şuraya kadar anlattığım kısım TYT, AYT. Çok böyle wow diyebileceğim bir şey duydunuz mu? Aslında standart ama hepsinin toplu halleri. Şimdi o zaman gelelim bunu yavaş yavaş sizdeki kısmına, birkaç tane size birazdan yine soru sormak istiyorum. TYT, AYT bunu yaşarken, hocam diyelim ki AYT hangi ayda bitmek zorunda, tarihlere gelmişim hatırlayın. Bakın aranızda ilk binlere girmek isteyen varsa, genelde YouTube'da böyle şeyleri çok paylaşmazlar. Bunlar çünkü çok realistik şeylerdir. Herkes sizi motive etmeye çalışır, bu güzeldir ama bazen de bu iş polyanlacıktan öteye gitmez. Buna dikkat etmeniz lazım. Bazen bana kızıyorlar, ben görüyorum, bir de inşallah aranızda kızan yoktur bana. Yorumlara gelip, hocam bütün moralimi alt üst ettin falan diye yorumlar geliyor bize bazen. Niye böyle oluyor? Bu işin duygusal tarafı çok güzel. Az önce hedefleri saydınız ya, hani mühendislik dediniz, orada mimarlık dedi, buradan hukuk geldi değil mi? Oradan ne güzel yurt dışı vesaire, bak hayaller geldi, bak çok güzel bunlar. Bak bunlar benim duygusal lobumdaki şeyler. Mantıksal tarafım bana diyor ki bir aralığa kadar mesela AYT konuları da dahil, TYT'nin tamamını ve AYT'nin tamamını bitirebilirsen ilk bin aday olma ihtimali çok yüksek diyor. Ben bunu niye göre söylüyorum biliyor musun? Elimdeki bütün datalara göre söylüyorum. Çünkü geçmiş yıllarda derece yaptırdığım bütün öğrencilerin ortak noktası burası. Mesela ben ilk 20 binler istiyorsam 1 Mart'a kadar ilk 30 binler için, bakın diş hekimliysen arkadaşım beni çok iyi dinlesin, hukuk isteyen arkadaşım beni çok iyi dinlesin. 1 Mart'a kadar benim bütün konuları TYT, AYT bitirmem, son 3 ay sadece denemelerle uğraşmam mükemmel bir şeydir. Ha, bazıları bitmeyebilir mi? Bitmeyebilir. Birkaç yıl önce bir öğrencimiz var. Bakın geldi, hocam dedi dediklerinize harfiyen katılıyorum ama dedi benim fiziğim o kadar kötüydü ki dedi. Başka bir öğrencim geliyor, edebiyat iyi ama hocam diyor geometrim çok kötü diyor. Bitirdikleri tarih neresi biliyor musunuz? Mayıs, Mayıs. 1 Mayıs, 10 Mayıs ve oraya kadar mecburen devam ediyor. Ama bu şu anlama gelmesin sakın. Hocam 10 Mayıs'a kadar o zaman rahat takılalım değil mi? Sakın. Sakın rahat takılmayın. O bir mecburiyet olabilir ama o bir seçim olmasın ne olur. Ve o arkadaşlar derecelerini yaptılar, gittiler. 1 Mart'a kadar bunu yapabilen bir öğrencim emin olun şunu diyebilir. Hocam 1 Mart'a kadar çok yoruluruz ama. Yorul. Zaten yorulacağız. Kolay olacağını kim söyledi size? Bazıları size gaz veriyor böyle çok kolay bilmem ne falan filan ama ben hiçbir zaman öyle demiyorum. Kolay olmayacak arkadaşlar. Vallahi zor olacak. Bazen böyle bazen başı çok ağrıyacak, beli ağrıyacak, biraz gözleri ağrıyacak. Sağlığınıza zarar vermediğiniz sürece. Hiç problem değil. Hiç problem değil. 11'ler için de birkaç şey söyleyeyim. Arkasından birkaç tane soru alacağım. Sizden de soru almak istiyorum. Arkasından imzaya geçeriz. 11 sınıf tayfanı söylemek istediğim şey şu.
artık sizler bir YKS savaşçısısınız. Sakın öyle ya biz 11'iz hocam falan böyle havalı havalı gezmeyin sakın. Ya biz 11'iz öyle takılıyoruz falan yok. 11. sınıf tayfa şu anda başlamak zorunda. Bir denemeye girmeli. Önce netini bir ölçmeli. Eğer ki özellikle böyle 60 netin yukarısında benim mavi, mor, kırmızı tayfa dediğim tayfadansa benim bu tayfaya önerim şu. Otursun 60 netin yukarısında zaten TYT altyapısı gayet iyi. 11'in bütün konuları mükemmel şekilde çalışsın. Hocasının önerdiği kaynak, elindeki ekstra kaynak ama kaliteli iyi kaynaklar olacak. Bunları öyle bir çözsün ki yaz geldiğinde AYT resmen hocam ya ben çok iyi çalıştım. Bir tek 12 konularım kaldı desin. Bakın istediği dereceyi yapar. Bu kadar iddialı söylüyorum. 60 netin altındaysa bir 11. sınıf. Bakın beni çok iyi dinlesin ne olur. Burada ortalık karışıyor. Çünkü siz YouTube'da sağda solda tavsiye dinlediğinizde herkes 11'i bitirsin denildiğinde benim 30 net yapan öğrenci böyle kalıyor. Nasıl bitireceğim ya? Anlamıyorum ki konuları. Matematiğim zaten hiç yok. Bu sefer benim çalışmam gereken 11 matematiği daha zor. 11 fiziği daha zor. Ben kalem oynatamıyorum burada. O zaman bizim bir hedefimiz daha var. TYT Türkçe ve TYT matematik altyapınızı 11'i bitene kadar çok iyi atmak zorundasınız. Yanına da tabii ki 11'i koyacağız çünkü yazılılar var. Yazılılar da zaten eşittir OBP. OBP bu kadar önemli mi? Vallahi çok önemli. Ama AYT her zenciden daha önemli. Son bir örnek vereyim. Arkasından sizden de birkaç tane 15 dakika önce soru almak istiyorum. İki tane sınav sonucu var. Hatta YouTube kanalına attım bunu. Size de sorayım böyle. Size de böyle fikriniz bir düşünün bakalım. İki tane öğrencinin hem sayısalda hem eşit ağırlıkta aynı OBP'de olanlarını bulduk biz. Bulduk geldik tamam. Bir bakıyorsun. Hayal edin şöyle. Yanınızdaki arkadaşla düşünebilirsiniz bunu. Sınavdan çıkıyorsunuz. TYT'de 22 net öndesiniz. Yanınızdaki arkadaştan. 22 net fark iyi ha. Yani güzel bir fark. Fakat ertesi gün sınava bir daha giriyorsunuz. AYT sınavı var biliyorsunuz. Arkadaşınız da sizden 6 küsür net önde. Soru. OBP'ler aynı. Kim öndedir? Sıralama olarak. AYT değil mi? Her şeyin farkındasınız değil mi? Hala AYT çalışmıyorsunuz değil mi? Allah cezanızı değil mi demeyeyim artık yani. Bunu, bütün bunları bile bile AYT'yi bekleten öğrenci maalesef ya hocam galiba ben göz göre göre kaybetmeyi seçiyorum diyen bir öğrencidir. Yerinize o zaman AYT'yi asla ihmal etmem. Asla ihmal etmem. Gündeme olabildiği kadar alırım. Anlaştık mı arkadaşlar? Şu mesajı vermiş olayım. Son sözü söyleyeceğim ama soru cevaptan sonra birkaç tane soru almak istiyorum. Kafanızı karıştırdığım noktalar varsa onları dinlemek istiyorum. Soru cevabıma vakti olmayanlar için şu selfimi önce bir alayım mı? Önce selfimi alayım. Sonra bir son 10-15 dakikada da soru cevap yapalım birazcık. Selfimde bir şey yapıyorum ben her gittiğim yerde. Biliyor musunuz ne yaptığımı? Geçen sene de Aksaray'da yapmıştım. 3-2-1 diyorum. Sonra o valizler dolacak. Önce şunu sorayım ama Aksaray'da okumak, pardon, Aksaray dışında okumak isteyenler kimler? Yani tamam bu gittiğim her şehirde. İşin ilginç tarafı İstanbul'da da durum böyle biliyor musun? İstanbul'da gelip soruyorum onlar da İstanbul'da gitmek istiyor. Çok garip bir şekilde. Acayip yer değiştiriyorsunuz yani şu an ne olacak ben de çok merak ediyorum. Telefonlar yanınızda mı? Olmasa şaşarım. Bir de utanmadan mutlu mutlu evet diyorlar. Telefonları çıkarabilir misiniz? Fenerlerinizi açabilir misiniz? Süper. Tuşlu telefonlarda da var. Tuşlu telefon kullanan varsa. Radyos falan bile var tuşlularda. Birazdan 3-2-1 diyeceğim. Ama biri bekleyin olur mu bu sefer? Yani az önceki gibi olmasın. 1 dediğimde ışıkları yukarı doğru kaldırıp çok yüksek sesle ne diyeceksiniz? Duyamadım. O valizler dolacak. Neymiş? Tamam ama bütün fuarın bunu duymasını istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Çok yüksek. Telefonlar hazır mı? Tamam hadi bakalım. Şimdi şöyle bir yapayım. Şu açı güzel. Hatta biraz daha şöyle geleyim. Daha da güzel. Aksaray. Hazır mıyız? 3 2 1 Harikasınız Aksaray. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Güzel. Vallahi tebrik ederim. Şimdi bir 10 dakika kadar da soru cevap yapalım. Arkasından da zaten imzamız 4'te başlayacak diye biliyorum. Hocam anlattıkların sonrası benim sorularım var. Kafam karıştı diyen varsa eğer kaldısın. Ben sorusunu almak istiyorum o arkadaşın. Bir gel. Sahneye gel. Böyle 2-3 kişiden alacağım. Çok fazla kişi alamam. Gel. İki sen ol abi. 11 misin 12 mi?
10 mezun musun? Tamam gel. Sahneye gel. Sen 11. Bir tane de 12'lerden alayım. 12'lerden. Gel kız. Gel. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle benim yanıma gelin biriniz. Tamam. Sizi biraz bekleteyim. Soru soracak arkadaşı yanıma alacağım. Tamam mı? Mikrofonla gelsin. Buyur otur hadi gel. Gel. Sen de böyle otur. Aman otur demiş. Pardon bekle bekle. Gel. Şimdi senle başlayalım mı? Çalışıyorum bak bakalım ben. Bir konuşsaydın. Ha, çalışıyormuş. Bayağı kurcalıyor ama anlıyormuş gibi öyle. Tamam. Senin ismin ne? İsmim Deniz. Deniz, hoş geldin. Evet. Sor bakalım Deniz. Şimdi şöyle, ben bu sene hayatımda ilk defa ders çalışmaya başladım. Hayatında? Evet. Maşallah, güzel. Ve şöyle bir durum var, ben matematiğim aslında iyi fakat matematikte hayatımda hiç çalışmadığım için ve 9-10. Sınıfların ilk başlarında böyle çok rahatsızlandığım için asla dersleri anlayamadım. Çok geçmiş olsun. Ve bu yüzden de şu an ders çalıştığım zaman sadece oturup matematik üzerine çalışıyorum. Tamam. Ve 4 saat ya da işte 3,5 saat çalışıyorsam 4 saat çalışıyorsam 4 saatin 4'ünde de sadece matematik çalışıyorum. TYT matematik çalıştığım günler sadece TYT matematik çalışıyorum. AYT'de de sadece AYT matematik çalışıyorum ve bu yüzden hiçbir derste çalışamıyorum ve benim TYT kimyam da yok. Yani TYT fenim de neredeyse hiç yok. Fen de yok. Sayısalsın. Eşit ağırlık. Eşit ağırlıksın. TYT fen olmasın sorun değil bu arada. Değil mi? Eşit ağırlıkçısın. Kaç net yapıyorsun şu an ortalama? Benim şu an ortalamam TYT'de 60 net falan. 60'larda. AYT hiç deneme çözmedin? Çözmedim. Tamam. Hemen ben genel cevaplayayım senden aldığım soruyu, tamam mı? TYT'si 60'larda olan bir öğrenci, yani benim gözümde mavi bir öğrenci. Aslında matematiği yine bu minvalde çalışmalı. Yani çalışmalarının yarısını net matematiğe verir ama tamamını istemeyiz. İsteyemeyiz. Neden biliyor musun? Çünkü bu sefer diğer taraflardaki açıkları kapatacak vakit bulamayabiliriz. Bu şu demek. Geometri idare ediyor musun bu arada matematiğe? Dahil etmeye çalışıyorum ama tam olmuyor. Mesela bu geometri beklerse iyi derece ihtimalimiz gözden kaçabilir. Bu bir tehlike bizim için. Arka plandaki edebiyat komple beklerse bu bir tehlikedir. Ben sana şunu önereceğim. Günlük ortalama şu an 12 miydi, mezun mu? 11. 11'sin değil mi? Tamam. Ortalama 4 saat çalışıyor musun? Çalışmaya çalışıyorum yani. Tamam ya, bu 4 saati yarısını, hadi bazen %75'ini matematiğe ver ama tamamını vermeni önermem. Bu sefer ilerleyen dönemlerde diğerlerin ıskalama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsin. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Geldim. Hadi bakalım. Güle güle. Buyurun, kim geliyor? İkinizden biri. Hadi gelin bakalım. Sonra imzada olacağız değil mi saat 4'te? Ne tarafta, sağda mıydı imza? Sağ tarafta imzada olacağız arkadaşlar. Merhaba hocam. İsmin neydi? Ahmet Nizam. Ahmet Nizam. Geçen sene geldin mi sen Ahmet? Geldim. Senin mizaj sandık geldi bana. Navigasyonda da varım ben. Navigasyonda varsın. Vardım. Süper. Bu sene maddi durumları iyi olduğundan daha başka birebir konuşabileceğim hoca tuttum. Çok güzel. Şu an onunla beraber ilerliyoruz. Birebir ilerliyorsun. Harika. Geçen sene taktiklerden devam ediyorum ama. Tamam. Benim sorum şey, şu anda TYT'de konu eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Sadece Türkçem kötü. Yani geçen sene de söylemiştim. 7-15 net arasında gidip geliyor. Tamam. Ama onun dışında mavi ve turuncu arasında gidip geliyorum. Tamam. Türkçe mi 7-15 arası gidip geliyor? Evet. Hmm. Geometri full'e yakın geliyor. Matematik 20 üstüne çıkabiliyorum. Şeyde 10'a 10 geliyor. Sosyal fen 10-10 geliyor. Tamam. Ama şeyden devam ettiremiyorum. Türkçeden devam ettiremiyorum. Tamam. Dil bilgisinden yapıyorum yaptıklarımı ama geriye kalan paragraf yapamıyorum yani. Hmm. Neden bilmiyorum ama sizin öneriniz nedir bu konuda? AYT çalışmaları iyi mi? Şu anda ikisini birlikte götürüyorum. Tamam ya, Türkçe biliyorsunuz en dalgalı, en gıcık alan aslında. TYT zaten gıcık, bir de Türkçe daha da gıcık. Ama Türkçenin ortalama 15 nette falan kalması büyük bir problem. Bununla alakalı dedin yani, maddi tarafta da bir destek alabildiysen özel ders bile alabilirsin bak Türkçe için. Şu an zaten öyle. Alıyor musun? Hah. Evet. En azından bu iyi bir şey. Hocam, o imkan yoksa ben YouTube'daki kampları zaten kesinlikle önereceğim. Anlam bilgisi ama en baştan sözcükte anlam, cümlede anlamdan kadar basit almak zorundayız. Bu sefer bu arada Türkçe iyi oturmazsa biz belli başlı netlerin zaten üstüne çıkamıyoruz. Maalesef çıkamıyoruz. Yani çok iyi bir problem sorusu geliyor. Aslında o da bir Türkçe problem sorusu gibi değil mi? Yani bakıyorsun böyle, ne demek istediğini anlamaya gayret ederken anlamadığımız için matematik de yarıda kalıyor. Ve bunun daha bir de AYT versiyonu var. O yüzden benim Türkçe'de tavsiyem, gerekirse yeni baştan bir kampa başla. Sıfırdan alama. Şu an telefonu faul bıraktım. Sadece bugün fotoğraf çekinmek için aldım yanıma. Vallahi iyi yapmışsın.
tuşlu kullanıyorum normalde. Evde de internet falan yok. Hani çok güzel. Birebir de Rüştü Hoca kullandım geçen sene. Hoca kullandın. Yani birebir de... Siz bize böyle mi bahsediyorsunuz ya? Ne kullandın? Ahmet Hoca'yı kullandım biraz. Biraz da Mehmet Hoca'mız var. Güzel. Geçen hocalar hepsi çok iyi. Hiç önemli değil. Hangi hoca olduğu, ne kadar hani ders, hepsi çok kıymetli. Ben Türkçe'yi geride bırakıp devam etmeyi düşünme... Hayır sakın. Türkçe'yi geride bırakamaz. O seni bırakmaz olduğu ki. Olduğu kadar 20 dakika, 25 dakika çözüp 10 nete garantileyip çıkıyorum direkt. Hayır, ona rağmen geliyor yani 60-70 net. Çok yanlış yaparsın. Türkçe seni bırakmaz. Türkçe bunlar seni çıkartır bir yerde. Türkçe'yi şey gibi düşün yani. Bütün yemekler var ama ekmek yok. Ekmeksiz doyuyor musun? Olmuyor. Ya ekmeksiz bir sınav gibi. Sınav anı çok zorlatır durumu. Bir de istediğiniz kadar Türkçe çalışın. Sınav anındaki Türkçenin karşılığı hiçbir yerde yok arkadaşlar. Mezun tayfa beni çok iyi anlar. Türkçe orada başka bir şey oluyor. Yani bir canavar yaratığa dönüşüyor orada. Yani başka bir eli kolu olan bir yaratık gibi bir şey oluyor orada. O yüzden Türkçeyi bırakma. Tamam mı? Tamam hocam. Her gün gündemini al, gerekirse bir saat gündemine sırf Türkçe olsun. Tamam? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, hadi bakalım. İyi bak kendine. Ve Türkçe ile alakalı genel anlamda şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi en çok canını sıkacak olan ders genelde Türkçe olacaktır. Bunu sakın unutmayın. Genelde. İstisna tabii ki var aranızda. Ama teşekkürler. Vakti gelene kadar da Türkçe ile alakalı sınavdan bir hafta önce bile en düşük netinizi yapma ihtimaliniz olacak Türkçe için. Sakın moral bozmayın, sakın. Biz şunu biliyoruz çünkü, hatta bizim SS serisi var, onu takip eden var mı? Eyvah Eyvah serisi, böyle 38-2 Eyvah falan, görüyor musunuz onu? Ya orada 18 Türkçe ile, bak daha geçen paylaştıklarım, ben artık hatırlamıyorum çok fazla çekince. 18 Türkçe ile nasıl derece yapmış öğrenci? İşte 24 Türkçe ile nasıl yapmış? 40 Türkçe ile hani yapan yok arkadaşlar, yok yani, hakikaten yok. 40'ta 40 inanılmaz zor. 35'ler cidden çok zor. O yüzden Türkçe düşük kalsa bile diğer tarafları tamamlamak zorundasınız. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhaba. Senin adın ne? Nisan. Biraz yaklaştırabilir misin? Tamam. Nisan Nur. Tanıyalım mı seni? Sen kimsin? Evet, ben Kamber Demir Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Tamam. Sayısalcıyım. Hı-hı. Normalde aslında eşit ağırlıktan girecektim sınava. Ve hukuk düşünüyordum. Fakat hani hukuk evrensel olmadığını düşündüğüm için sayısaldan girmeyi tercih ettim. Yani... Hı-hı. Benim farklı düşüncelerim var. Tamam. Ne istiyorsun peki? Şu an sağlıkta ilerlemek istiyorum. Tamam. Sonrasında ya ben aslında şeyi sormak istiyorum. Dershaneye gidiyorum. Dershanedeki hocalar hani şey diyorlar. TYT'de bütün konuları işle falan başla. Ama okuldaki bazı hocalar şey diyor. 50 net üstünde yapamayan insanlar fazlalara bakmasın. Şey gibi olur. Bir sınıflandırma bu. Öyle insanlar. Heyecanlandım birazdan. Yok estağfurullah. Rahatla diye yapıyorum evet. Ya. Fene bakmasın yani. Hemen Türkçe ve matematiği halletsin diyorlar. Fakat siz ne düşünüyorsunuz? Hani hep... Sen 12'sin. Evet. Sayısalcısın artık. Evet. Buna hemfikiriz. 50 civarında mı netlerin var? Evet. Yani 50-60 kaç arası böyle? 40-50 mi? 50-60 mı? Ya, 50'den düşük gibi bir şey. 50'den biraz daha düşük. Aynen. Bir sayısalcı olduğumuz için feni bekletme ihtimalimiz sıfır. Evet. Asla bekletemezsin. Bir eşit ağırlıkçıyım deseydin feni asla bakma derdim. Bir aralıktan sonra yavaş yavaş bakmaya başla. Mart'a kadar da bitirebiliyorsan bitir derdim. Ama bir sayısalcı olarak aranızdan biri feni bekletirse büyük hata yapar. Niye? Çünkü fizikle karşılaşmanız lazım acilen. Bu fizik bizi yorabilir. Ya da hocam fizik öyle bir zorladı ki keşke bırakmasaydım pişmanlığı yaşatabilir. O yüzden fen de olacak, matematik de olacak, Türkçe de olacak. Bir tek ne olmayacak şu an? Sosyale girme. Sosyalin beklesin seni. Sosyal tarafı aralıkta başlat, Mart'a kadar bitirebiliyorsan harika olur. Tamam. Ama yine orada da şunu söyleyeceğim, o günlerde videoları takip edin ne olur. Diyeceğim ki AYT çok gerilerden geliyorsa sosyal hatta biraz daha da bekleyebilir, yapacak bir şey yok. Çünkü AYT'nin 2 neti neredeyse TYT'nin 5 netine eşit, bunu sakın unutmayın. Tamam. O yüzden fen beklemez, çalışacağız. Hocam bir de şey sormak istiyorum. Ben de sana bir şey soracağım birazdan ama sen devam et. Hocam şimdi biraz önce... yaklaştır. Tamam. Öncelikle hani ben denemeye başladığım zaman baştan başlıyorum bir sayısalcı olarak ama bazı kişiler diyeyim yine direkt matematikten falan başlıyorlar ama hani odağımı kaybettiğim için Türkçeden başlıyorum. Ben sizce kötü mü yapıyorum yani baştan mı başlanmalı sayısallar için yoksa son fen kısmından falan? Benim bu konudaki düşüncem çok standart, sadece %5'lik bir şey var, ihtimal var bunun dışına çıkabilecek. Türkçe birinci sırada, sosyal ya da fen ikinci sırada. Fen ya da sosyal üçüncü sırada. Yani ilk üçlümüz Türkçe, sosyal, fen. Bunu kolay kolay değiştirtmem ben hiçbir öğrencimde. Dördüncü sırada matematik vardır. Bunu asla öne almayız.
%5'lik ihtimal kimlerdir onu da söyleyeyim. Şu an TYT'de 100 artı yapan gençler. Onlara diyorum ki matematiği başa almanız hiçbir sıkıntı yok. Çünkü matematiği aşırı iyi olduğu için ne zaman kaybediyor ne zorlanıyor. Ama 100 nete ulaşamayan bir öğrenciye asla matematiği başa ortaya almasını asla önermiyorum. Biz 2021 yılında bunun zirvesini yaşadık. Eğer ben matematiği başa alacağım diye inatlaştıysa bir öğrenci 2021 yılındaki sınavda çok fena zorlandı. Bütün morali alt üst oldu. Sona bırakanlar o kadar zorlanmadı. Türkçe sosyal feni bitirdiler geldiler. Bir ek bir şey daha eklerim. Türkçede de bazen biliyorsun herkes çok sevmiyor Türkçeyi ve odaklanamıyor. Türkçeyi ikiye bölme taktiği diye bir taktik var. Yani bu şu demek. Bunu deneyin. İlla yapın demiyorum. Ama aranızda %50 bile yapsa çok işine yarayabilir. Türkçenin ilk 20 sorusu. Sonra sosyal ya da fen kısmı. Yeniden dönüp Türkçenin ikinci 20 sorusu. Sonra geri kalan fen. Toplam yine Türkçe sosyal feni bozmuyorsunuz ama Türkçeyi ikiye bölmekte bazı öğrencilere inanılmaz iyi geliyor. Bu konuda bunları deneyin ama sakın matematiği başa almak gibi bir şov yapmaya kalkmayın. Bu 100 neti aşan öğrenciler için güzel bir şeydir ama senin için önermem bunu. Son bir şey soracağım. Sen hazır gelmişken diyorsun Aksaray'ın. Bütün sorularımı cevaplamak yine. Hocam bir de matematikte mesela ben tek tek bakıyordum denemede. Hani hangisini yapabilirim falan göz ucuyla. Fakat baştan mı başlamalı matematikte yoksa yapabileceklerimize bakıp mı yapmalıyız yani? Yani onu şöyle şu anda hani yapabileceklerine bakman şu anda mantıklı olabilir. Niye? Daha işlemediğin belki konu vardır. Evet. Belki hala bitirmediğin konu. Örnek veriyorum permütasyon kombinasyon araç bakmamışsındır. Ve seçerek ilerlemen hiçbir sakınca yok. Ama bunu ilerleyen aylarda mecburen değiştireceğiz. Mesela aralık sonrası giriş denemelerde seçme olayı artık bitmeli. Çünkü aralığa kadar bütün matematiği bitirmişse bir öğrenci ki bitirmeli bence zorlamalı. Bütün konular artık hakimsin. Zayıf olabilirsin o ayrı bir konu ama en kolayı gelirse yaparsın, zoru gelirse yapamazsın. Tamam, oraya kadar böyle düşünebilirsin. Eşit ağırlıktan sayısala geçmek tatlı riskleri vardır. Onu söylemek zorundayım. Hani senin adın öyle dedin ya eşit ağırlıktan sayısala geçtim diye. Bu zorluğu hafife almayın. Çünkü sayısaldan eşit ağırlığa geçmek daha kolaydır. Kolaydan kastım sakın şey demeyin ha böyle. O SSS'nin altına geliyor. Şimdi sayısalcı öğrenci. Şuna bak ya adam o kadar net yapmış işte 20 bine girmiş. Bu netlerle eşit ağırlıkta olsa kesin işte ilk bindeyim falan filan. O zaman geç. Madem o kadar hafife alıyorsun geç de yapmadın değil mi? Yani öyle bir şey değil. Ama eşit ağırlıktan sayısala geçmenin riskleri var. Bunu iyi sorguladıysan devam. Ama böyle anlık bir kararsa bence bunu bir daha gözden geçirin. Tamam. İleride çünkü pişmanlık tehlikesi de olmasın. Anlaştık mı? Sizin bir sorunuz vardı aslında bana. Buydu işte soru. Yani emin misin? Sen yok, emin hayır misin? Hayır hocam zaten geçtim ben. 10. sınıfta geçtim. Ha onda geçtin. Evet. Tamam. Tamam. O zaman sen her türlü hukukçusun. Çok teşekkürler. Pardon hukukçusun diyorum bak dilim oraya gitti pardon. Evet burada noktalıyoruz. Efendim. Ne oldu? Tamam. Hoş geldin. Sakin ol. Zaten buradayız daha fuardayız. Tabi buradayız zaten burada. Ben de bir şey kötü bir şey oldu diye şey yaptım sandım. Arkadaşlar fuar alanına geçeceğiz. Fotoğrafı bireysel burada değil orada yapalım. Aynen nostaljik masamız var Gökhan Bey. Çünkü... Ama herkesin okulu vardı şimdi. Tamam. Gökhan Bey nostaljik masamız var zaten. Ne tatlısı hocam? İncirli